ilkokula giderken bile yaz tatillerinde gider, benim dayımlar bu işleri yapıyordu. Onların yanında çalışırdım. Sonra bir başladım. Artık o imalathanede o unun tozunu alan bırakamıyor herhalde. O gün bugündür devam ediyorum. Bizim çalıştığımız zamanlarda meslek daha böyle bir altın bilezik diye okullarda da bu şekilde anlatılırdı. Bundan dolayı da biz sürekli böyle bir mesleğimiz olsun isterdik. Dolayısıyla biz ustamızın sözünden çıkmazdık. Zanaat sonuçta el işçiliği yapıyorsun ve emek istiyor. Yani biraz yorucu işlerdir ama günün sonunda güzel bir iş ortaya çıkarttığın zaman, yani insanlar onu yiyip bir tebessüm ettiğinde, ürünü beğendiği zaman sen bütün yorgunluğunu atıyorsun. Böreği kesmişim, kağıda koymuşum. Sarmam gerekiyor. Adam da acele ediyor ama saramıyorum çünkü parmaklarımı istediğim gibi hareket ettiremiyordum. Soğuktan böyle etkileniyorduk ve yaş da küçüktü. Benim yaşıtlarım mahallede top oynarken ben işte börek arabasına elektrik bantlarını bantlayıp süslüyordum. Onlarla oyun oynuyordum aslına bakarsanız. Börekçilik yapıyorum Çengelköy'de. Biz geleneksel börekleri çıkartıyoruz. Yani bu İstanbul börekleri dediğimiz, burada daha çok işletmelerde çıkan ev dışı tüketim olan börekler. Kol böreği çeşitlerimiz var burada olduğu gibi. Ispanaklı böreğimiz var, şöyle rulo böreğimiz var, su böreğimiz var. Bizim su böreğimizin şöyle bir özelliği var. Ezine beyaz peynir ve maydanoz kullanırız biz su böreğinde. Bunun sebebi de geleneksel su böreği, yani bilinen 500 yıllık bir tarihiyle su böreği beyaz peynirli ve maydanozlu yapılır. Maydanozun ve beyaz peynirin su böreğine verdiği güzel bir reha, güzel bir tat vardır ve soğuduğu zaman da tüketilebilir. Yani su böreği zaten biraz yapım tekniği olarak makarnaya benzer. Hamurunda yumurta vardır ve fırına pişirmeden önce yine haşlama usulüyle yaparsın, tepsilere dizersin. Böyle olduğu için daha yumuşak, muhafaza edilebilen bir üründür diğer böreklere göre. Yani alıp 2 gün dolapta tutup 2 gün sonra hiç ısıtmadan sıcak bir çayla tüketilebilir rahatlıkla. Kol böreği esas olarak 3 çeşitte yapılır. Kıymalı, peynirli ve patatesli olarak yapılır. Daha çok tercih edilen kıymalıdır. Genelde sabahları tüketilir. Bütün börekçilerde bu böyledir. Damak tadına zannedersem daha çok hitap ediyor ama bizde diğer börekçilere oranla biraz daha peynirli böreğimiz de gidiyor. Çünkü biz natürel beyaz peynir kullanıyoruz. Güzel bir reha veriyor, güzel bir tat veriyor ama yine de en çok tercih edilen kıymalı börektir. Ben 13 yaşında bu işe başladım, çıraklığa başladım. Seviyordum, yani börek yapmayı seviyordum. İlkokula giderken bile yaz tatillerinde gider, benim dayımlar bu işleri yapıyordu. Onların yanında çalışırdım. Sonra bir başladım. Artık o imalathanede o unun tozunu alan bırakamıyor herhalde. O gün bugündür devam ediyorum. Başladığımız benim çocuk plantım, çocukluk mesleği, yani çıraklıktan yetişme. Çocuğumun mesleğinin üzerine ben bu börekçiliği açtım. Çocukların mesleğiydi. Benim mesleğim gemicilik. Şimdi gemide makine kısmını, makinelerin arızasına, yağına, suyuna, hararetine bizden sonra yani biz bakıyoruz. Yağ eksilir, makine nasıl çalışır, nasıl bilmem ne yapar. Yani biz devamlı makinenin 4 saat gece, 4 saat gündüz makinelerle çalışıp o giderken biz onun motorundayız.
Bingöl'de göller vardı. Deniz yoktu. Ben 16 yaşında İstanbul'a geldim. Bir beyefendi işinde çalıştım. O da beni dedi seni gemilere koyayım. Çalış dedi. Bu inşaat işlerde, şu işlerde dedi, rahat etmezsin yani. O adam beni koydu işe. 77'de gemiye başladım. Tamam mı? 91'de gemiyi bıraktım. Çocukların mesleği üzerine börekçilik dükkanı açtım. Yaptığımız zamanlarda tabii çıraklık biraz daha zordu. Çünkü biraz daha ekipman kısıtlıydı o dönemlerde ve daha disiplinliydi. Çünkü bizim çalıştığımız zamanlarda meslek daha böyle bir altın bilezik diye okullarda da bu şekilde anlatılırdı. Bundan dolayı da biz sürekli böyle bir mesleğimiz olsun isterdik. Dolayısıyla biz ustamızın sözünden çıkmazdık. Ha şimdi de nispeten yapılıyor. Ama gitgide o işlerde bir yavaşlama var. Ama bence yine de gıda işi önemlidir ve gençlerin bu işe mutlaka yönelmesi gerektiğini ve bir meslek edinmeleri gerektiğini düşünüyorum. Günde 12 saat çalışmak durumundaydık. Makine de olmadığı için o dönemlerde mesela şimdi biz hamurları yine elle, önemli bir kısmı bu açma kısmı vesaire elle yapılıyor ama benim çıraklık yaptığım dönemlerde hamur yoğurma bölümü de elde yapılırdı. O da çok yorucu bir işti. Çünkü mesela bir usta ortalama 35 kilo un işleyebilir. Şimdi 35 kiloyu makineye döküp yoğurabiliyoruz ama biz o zaman onları 3'er kiloluk olarak tek tek yoğururduk. Yani hamur yoğururken abi artık o biraz da artık bir yerden sonra otomatiğe bağlıyorsun açıkçası. Yani mesela 3 kilo un döküyorsun, 3 kilo una 90 gram tuz, işte bir maşraba da su gider. Ama bunu biz 2 dakika içerisinde yoğurmak zorundayız. Çünkü iş bekliyor ve ilk yoğurduğun hamurların da mermerden kendini çok bırakmamaları için bir an önce yoğurup onları toparlaman gerekiyor. Ve yine elde yoğurduğumuz için bu dirsek dediğimiz, yani işin yorucu kısmıdır bu. Bir kez mermerde dirseklerdik, sonra 15-20 dakika dinlendirir. Ondan sonra bir daha dirsekleriz. Sonra tekrar 15-20 dakika dinlenir, yumak yapar, tepsiye alırız. Ya bunlar hepsi meşakkatli işler. Ya hamurun her aşamasını ben koşarken su içmeye benzetirim. Yani her aşamasından sonra, her işledikten sonra mutlaka hamuru bir dinlendirmeniz, kendine gelmesi gerekir. Yoksa yaptığınız bütün emek boşa gider. Mesela hamuru yoğurdunuz, bu 20 dakika minimum dinlenmesi gerekir. Orada hamurun özleşmesi gerekiyor. Yani kendini bir toparlaması gerekiyor. 20 dakika dinlendikten sonra biz onu tekrar işleriz. Tekrar işlediğimizde hamur daha böyle elastik bir hal alır, daha parlak bir hal alır. Ondan sonra daha iyi olsun diye bir daha işleriz onu. Ama bu her aşamanın arasında bir 20 dakika dinlenme ister. Ve hangi aşamaya gelirse gelsin, işte yumakladın, açmaya başladın, fırına atacaksın, hamuru eline aldın, her aşamadan sonra dinlendirmen gerekir. Yoksa terli terli su içmeye benzer, zarar verir. Çıraklıktan sonra ben kalfalık yaptım. 3 tane iş yerinde daha kalfalık yaptıktan sonra 16 yaşımda babamla birlikte kendi işletmemizi açtık. O günden beri de kendi işletmemde ustalık olarak, ustabaşı olarak çalışmaktayım. Buradan Fransa'ya gidiyorduk. Gemi alttan delinmiş. Bir baktık gemi maden yüklü. İskenderun'dan maden almışız. Bir baktık ki gemi yavaş yavaş yatıyor. Hemen Fransa'da bildirdiler yani gemi su almış batıyor diye. Fransa'dan askeri kurtarma gemileri geldi. Bizim gemi tamamen yattı. Biz ayağımızın altına bez bağlamışız da gemiden öyle yürüyebiliyoruz. Yani yürüyemiyoruz. Yani gemi böyle yan yattı. Tamam mı? Yani çıkmamız zor, içinde yürümemiz zor oluyordu. Camlar tamamen suya battı yani. Ama Fransa'dan hemen geldiler, gemin sağına soluna gemileri dayattılar. Bizi aldılar dışarıya, gemilere. Bizi getirdiler, 2 gün askere birliğinde kaldık. Yattık kalktık orada, gemi hırtıma çektiler. Orada tadilatını, tamiriyatını yaptılar. Ondan sonra biz gemimize girdik. 100 kilometre var yani varmamızda.
biliyorduk yetişeceklerdi yani, bizi kurtaracaklardı. Büyük dalgalar da kaplıyorduk. İnan ki yani çok korkuyorduk. Ta üçüncü, dördüncü kattan su aşağı gelirdi bu bacanın şeylerden. Yani gemi dalga vurduğu zaman. Dalgayı başa veyahut da arkaya alırlar. Yanına bırakmazlar yani, yandan vurduğu zaman yatırır gemiyi. Gemi giderken mesela deniz böyle geliyorsa ya geminin başını bu tarafa alırlar ona doğru ya arkayı verirler. Yani gidişe bağlı yani. O şekilde giderdik yani, arkadan önde ya da veyahut da öne alırlar. Çünkü yanına vurduğu zaman çok yatırıyordu yani. 20 gün bir fil gidiyorduk yani. Hiç durmamak şartıyla. Kuzeye 20 gündeydi, güneye 22 günde gidiyordu. Şimdi kol böreği biraz ustalık isteyen bir iştir. Özellikle bu açma kısmı, ama bunun da evde yapmak istersek bu şekilde değil. Biraz daha fazla dinlendirerek bir tık daha bizim yaptığımızdan yumuşak yaparsanız evde bu şekilde çekiştirerek kol böreği elde edebilirsiniz. Evde yaptığınızda kıymalı yapacaksan önce soğanı kavurmak gerekiyor. Ardından kıymayı içine atıp güzel baharatlandırıp bu şekilde yapılabilir kıymalı kol böreği. Şimdi bu böreğin ince açmak abi, zaten işin püf noktası burası. Yani 2 yıl aşağı yukarı bu işte çıraklık yapıyorsun. Bu 2 yıl içerisinde esas öğrendiğin şey böreği açabilmektir. Ama bunun da kendi içerisinde incelikleri var. Mesela biz burada börek açarken mermerin üzerine daha katı yağ sürüyoruz. Üst kısmına daha ayçiçek yağı sürüyoruz, daha sıvı yağ sürüyoruz. Bunun sebebi şudur, böreği sardığımız zaman alttaki katı yağ onun kaymasını engeller, daha rahat dürmemizi sağlıyor. Üstüne sürdüğümüz daha ince yağ da bu kenarların yapışmasını engelliyor, daha kolay çalışmamızı sağlıyor. Yani bunun gibi aslına bakarsanız daha görünmeyen birçok inceliği var. Bu kenarlarını da bunun özellikle kesiyoruz, çünkü katladığımız zaman kenarların çok kalın olmasını istemiyoruz. Bu şekilde böreği daha çok bütünle yaymak için. Annem girişken bir insandı. Sürekli böyle bir iş yapma peşindeydi. Babamı da öyle yönlendirirdi. Bize karşı da öyle şey vardı. Girişkenliği, ve ben de zaten girişkenliğimi annemden aldığımı düşünüyorum. Benim babam çok sakin, çok iyi bir esnaftı. Yani bununla ön plana çıktı. Bizim sevilmemizin, tutulmamızın ana sebebi babamın tezgahtarlığıdır. Çok doğal bir tezgahtarlık yapardı. Gelen insanlara hani ben illa bir ürün satayım, para alayım gözüyle bakmazdı. Sanki bir komşu, bir misafir gelmiş, bir arkadaş gelmiş, onunla konuşuyor gibi. Mesela benim babam işleri bıraktıktan sonra belki 10 sene her gün babamı sordular. Burada herhangi bir tezgahtar ayrıldığında ikinci gün kimse sormayabiliyor. Ama babam 10 yıl boyunca ya Musa amca nerede, Musa abi nerede, Musa dayı nerede diye hep sorarlardı. Babam çünkü gelen insanlar böyle biraz stresliyse ya buyur gel otur kahve iç, çay içelim derdi, sohbet ederdi. Adam da çıkıp giderdi. 1-2 ondan sonra artık babam için buraya gelmeye başlardı. Yani ben aşağıda börek yapardım üretimde. Böreklerimiz de tabii ki seviliyordu. Yani biz burada şunu yaşadık tezgahta. Börek yapmışız, adam işte almış, buradan Kadıköy'e gitmiş. Börek bitmiş, tekrar geri geliyor, yenisini alıp götürüyor. Abi nasıl oradan buraya geldik? Ya çok sevdim diyor. Yani çok güzel bir damak tadı var. Tekrar gelip alıp götürebiliyordu. Böyle böyle bizim markamız oluştu yani. Şu anda peynirli börek yapıyorum ben. Peynir bizim için çok önemli bir üründür. Natürel peynir kullanıyoruz. Natürel peynirin diğer kültürlü peynirden farkı şudur. İçerisinde kimyasal mayalandırma yoktur. Kendi halinde 6 ay bekletilerek olgunlaştırıldığı için böreğin içerisine koyduğunuz zaman 180 derece fırına girdiğinde
İçinde herhangi bir kimyasal olmadığı için sadece eriyip tadını böreğe verir. Sonra dinlenmeye başladığında tekrar kendini ufaktan bir toparlar ve normal halini alır. Bunun yerine kültürlü peynir, daha ucuz peynir kullandığınızda bunlar bir haftada olgunlaştırılmış. İçerisinde kimyasal maya olan peynirlerdir. Bunlar da 180 dereceye girdiğinde o kimyasallar uçtuğu için içindeki peynir sakız gibi olacak ve böyle hiçbir katkısı olmayacaktır. Dolayısıyla natürel peynir çok önemli. Bu ezine beyaz peyniridir. Ezine beyaz peynirin özelliği dediğim gibi içerisinde yani normal mayalandırma yöntemiyle mayalandırılmış anlamına geliyor zaten. Bundan dolayı natürel olarak alırsanız nereden alırsanız alın yani klasik dinlendirilmiş peynir aldığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynıdır. Bölge bölge renginde farklılık olmaktadır, mevsimsel olarak farklılıklar olmaktadır ama bunlar böreği çok etkilemez. Burada bizim için püf nokta içerisinde kültür olmamasıdır. Kendi doğal mayasıyla mayalandırılmasıdır. Evlerde yapılan peynirden de bu lezzeti alamazsın çünkü tam ayarlanamıyor. Bunun yağ oranı yüksektir. Börek için ideal bir peynirdir. Evlerde mesela bayan hanımlar biraz daha işin kolayına geçerler. Ben biliyorum sigara böreği vesaire yaptıklarında lor kullanırlar ama içine maydanoz da koysan, yağ da koysan, yumurta da kırsan yani onu tatlandırmak için ne yaparsanız yapın ezine peynirinin tadını veremez börekte. Yani ezine peynir, börekte ezine peynir kullanılmalıdır. Kaşar peyniri de olmaz bu arada. Yani kaşar çünkü kaşar peynir dediğimiz bana göre tostan giden bir peynirdir. Çünkü eridikten sonra bir 10 dakika beklediğinde tekrar sertleşeceği için hiçbir tat vermeyecektir böreğe. Patates de yine aynı şekilde. Patatesi biz afyon patates kullanırız, sarı patates kullanırız. Taze patates kullanmamaya özen gösteriyoruz. Daha dinlenmiş, bekletilmiş patates kullanıyoruz. Neden taze patates kullanmıyoruz? Çünkü taze patates haşladıktan sonra onu karıştırdığın, ezdiğin zaman daha böyle bir sakız sakız bir hal alır. Normal afyon, dinlenmiş sarı patates daha böyle dağılan bir patatestir bu. Bu daha lezzetlidir. Bunu yine tatlandırmak için içerisine soğan, işte bazı baharat çeşitleri ve bir miktar da kaşar peynir koyuyoruz. Kıyma biraz daha tabii zordur. Kıymanın soğanı, biz beyaz soğan kullanırız. Çünkü mor soğan ya da diğer soğanlar biraz daha acı oluyor. Beyaz soğanın böreğe acılık vermez, daha tatlıdır, yiyimi daha kolaydır. Ama onda da çok su verdiği için ondaki püf nokta soğanı biz bir gün iki gün önceden yapar. Silindir gibi böyle ağır bir şeyler üzerine koyar. İyice suyunun süzülmesini sağlarız. Ondan sonra kavurur, kullanırız. İşler abi zanaat sonuçta el işçiliği yapıyorsun ve emek istiyor. Yani biraz yorucu işlerdir ama günün sonunda güzel bir iş ortaya çıkarttığın zaman yani insanlar onu yiyip bir tebessüm ettiğinde, ürünü beğendiği zaman sen bütün yorgunluğunu atıyorsun. Sonra zorluklarından bahsediyoruz ama kendimiz yapıp kendimiz ürettiğimiz için de bence yapılması gereken kazançlı işlerden bir tanesidir. Yani emeğimizin karşılığını da o şekilde aldığımızı düşünüyorum. Börek ustası valla disiplinli olmak zorunda. Bir kere uzun saatler çalışmaya hazırlıklı olmalı. Börek ustası çünkü diğer aşçılıklara benzemiyor. Aşçılık iki yumurta kırar, bir domates kesebilirsin ama börek işi biraz daha kol gücüne dayalıdır. Daha fazla efor harcanan, daha fazla eğilip kalktığın, kaldırıp indirdiğin bir iştir. Bundan dolayı börek işini yapacak adam yani çok çalışmayı göze alacak ve disiplinli olacak. Benim ilk ustam benim teyzem oğluydu. Biraz da böyle biraz sanki el almak gibidir bu meslek işi. Mesela burada çalışan arkadaşlar buraya bir personel ihtiyacı olduğu zaman ilk onların haberi olur. Dolayısıyla o da yakınından birini çağırır ve böyle biraz bu şekilde devam eder. O dönemlerde ben çok şanslıydım. Benim Ramazan'dı ustamın ismi. Ramazan abim, Ramazan ustam dönemin en değerli ustalarından bir tanesiydi. Gerçekten çok iyi bir ustaydı. Ben ondan evet azar işittim, tokat yedim ama gerçekten şanslıyım. İyi bir ustaydı, iyi bir ustanın yanında yetiştim. Bizim yetiştiğimiz ustalık disiplininde usta sadece sana böreği öğreten adam değildir. Aslında hayatı da öğretiyor. Disiplinli olmayı, ahlaklı olmayı, dürüst olmayı ve ileride senin bir iş sahibi olman için aslında seni yetiştirir. Her usta yetiştirdiği çırağın ileride
ondan daha iyi olmasını ve bir iş sahibi olmasını ister. Bunun hayalini kurar ve bununla övünürdü. Dolayısıyla da ticareti, hayatı, her şeyi öğretir. Ya ben de bunları ustama borçluyum açıkçası. İş hayatımdaki başarımı. Mesela fazla pişmiş olsun veya tabii yanık olsun veya da iyi olmasın. Ben o böreği kendim beğenmedikten sonra müşterime yedirmezdim. Evvela ben yapılan böreği kendim tadına bakardım, lezzetine bakardım, yerdim. Ondan sonra müşterime tavsiye ederdim. Müşterime insanların herkese, yani ben kendi beğenmediğim şeyi müşterime yedirmem. İkincisi, müşteriye karşı güler yüzlü, tatlı dili olmazsan o müşteri bir sefer, ikinci sefer pek gelmezler. Yani müşteriye karşı daima saygılı, güler yüzlü, tatlı dil olmak gerekiyor. Ben kendimi gittiğim ülkelerde de insanları öyle görüyordum yani. İnsanları yani böyle bir mağazaya girdiğiniz zaman, bir iş yerine girdiğiniz zaman insanlar güler yüzle insanı karşılıyor. Müşterimi en kendi sevdiğim insanlar gibi görüyordum daha doğrusu. 77'de Karaköy tatlıcıları vardı. 2 sene orada çalıştım. Ondan sonra ben Cemile'de şurada burada dükkan açtığım zaman ben çocuklarımı mesleği üzerine açtım. Çocuklarımdan gurur duyuyorum yani daha doğrusu. Onlar da müşteriye karşı olsun, temizlik üstünde olsun. Yani bu temizlik iş yerine çok önemli. İmalathaneler temizlik üstünde çok fazla önemli. Ben kendi evimde temizlik çok önem veririm. İş yerime de aynısı vermezsem, önem vermezsem yani işim rahat olmaz ben. Yetiştiğimiz zaman işte Üsküdar'da oturuyoruz, kendi evimizde oturuyoruz, kirada değil ama biz hep böyle yoksul olduğumuzu düşünürdük. Çünkü annem babamın aldığı maaşı hep böyle bir arttırır ve sürekli bir dükkan, sürekli bir gecekondu, bir şeyler yapmaya çalışırdı. Girişken bir kadındı. O genlerin bana ondan geçtiğini düşünüyorum. Çünkü ben 13-14 yaşında çıraklık yaptığım zamanlarda bile beraber çalıştığım arkadaşlarıma ya ben ileride bir iş yeri açacağım ve sizi yanında çalıştıracağım diye söylerdim. Onlar da kabul ederdi, evet derdi yani aç çalışırız derlerdi. Yani adam olacak çocuk da biraz kendini belli ediyor. Tabii ki sonuçta bir elemeden geçiyorsun. İşte 100 kişi çıraklık yapıyor, 50 tanesi usta oluyor. Bunun 10 tanesi iş sahibi oluyor. Bu da çalışma, disiplin ve sebat gerektiriyor tabii ki. Bilmediğin işi yapma denir. Ben de buna inanıyorum. Bir insan gerçekten ne iş biliyorsa onu yapması gerekir. Usta, yani ilk dükkan açtığınız zamanlarda ustalığa çok ihtiyacınız vardır. Bir ustaya güvenerek iş yapamazsın. Burada bir sürü usta arkadaşla çalışıyoruz ama bu bir gerçektir. Ben kendim de bir ustayım çünkü. Bir ustaya güvenerek iş yeri açamazsın. Mutlaka o işi kendin bilmen gerekiyor. Biz de ilk iş yerimizi açtığımız zaman küçük ve daha az işler yaptığımız için daha çok çalışmamız gerekiyordu. Yani ben ilk dükkanımızı açtığımız zaman benim babam tezgaha bakardı, ben de börek yapardım ama günde 20 saat çalışırdım. Akşam saat 10'da börek yapmaya başlardım, sabah 5 gibi böreğim biterdi. Seyyar satıcılık yapmaya giderdim, yaptığım böreklerin bir kısmını satardım bu şekilde. Her sabah ezan sesini duyardım çünkü bütün gece ayaktaydım. Arabamla seyyar satmaya, işte fabrikaların önüne, duraklar, otobüs duraklarına giderdim. Börek satardım. Sonra bizim dükkanımızın olduğu, babamın tezgaha baktığı ilk dükkanımızın çevresi de konfeksiyondu. Konfeksiyonlar saat 10'da çay paydosuna girerler. Ben gelirdim onların kapısında bu sefer 10 çayında börek satardım. Sonra babamın yanına giderdim. Babam da orada işte gelen gidene börek verdikten sonra hemen yukarımızda da bizim okul vardı. Okul zillerini takip ediyorduk. Her zil çaldığında arabamıza börek koyar, okulun kapısına götürürdük babamla birlikte. Bir kolide meyve suyu koyardık arabamızın üstüne. Babamla birlikte her teneffüs biz bunu satardık. Yani ben akşam 5'e kadar da bu şekilde devam ederdim. 5'te gider 3-4 saatimi uyur sonra tekrar börek yapmaya başlardım. Dolayısıyla ilk kuruluş çok önemlidir ve çok 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 emek istiyor. Zaten orada direncin kırılır yapamazsan bir daha da yapamazsın. Bu işin ben her aşamasında çalıştım. Özellikle seyyar kısmı benim için zor bir kısımdı. Çünkü kışın ben bu mesleğe başlamıştım. Üsküdar'da çalışıyoruz. Bu Üsküdar Selimiye'den hareme doğru inerken dik bir yokuş vardır. Arabam da demir bir araba. Ben de daha 13-14 yaşındayım. Kar yağmış. Karda o yokuşta inmem gerekiyor. Ancak arabayı taşıyamıyorum. Çünkü yokuş aşağı ve beni kaydırıyor. Ayakkabılar da çok sağlam değil. Mesela orada yolun kenarında, yani gece bu dediğim olay gece 3-4'te oluyor. Yolun kenarında erimiş kar suları var.
Ben kaymamak için o kar suyun içerisinden aşağıya kadar inerdim. Aşağı indiğimde ayaklarım buz tutmuş. Seyyar arabamızın içerisinde altında tüp yanar börekleri sıcak tutması için. Ben işte müşterilerim gelmeden önce o tüpü çıkarır, bir ayaklarımı falan çözdürürdüm, nispeten ısıtırdım. Ondan sonra satışa devam ederdim. Yani ben başarılı olan insanların ortak noktasının çok çalışmak olduğuna inanıyorum. Yani kimi dinlerseniz dinleyin, benzer hikayeler dinleyeceksinizdir. Yoksa mümkün değil, başarılı olamıyorsun. Fedakarlık yapacaksın. İlk açtığımızda zaten sadece ben ve babam çalışıyorduk. Yani bir personelimiz de yoktu. İki kişiye bakıyordu bütün iş. Bundan dolayı da işimiz biraz zordu açıkçası. Ben geceleri börek yapardım. Mesela şimdi börekler gündüz yapılıyor çünkü buzdolaplarına koyup muhafaza edebiliyoruz. O zaman buzdolabı yok. Gece yapmak zorundasın ve günlük yapmak zorundasın. Ben gece börekleri yapardım, hazırlardım, sabah pişirmeye başlardım. Sonra babam gelirdi. Babam dükkanını açardı, işte küçük bir dükkandan başlamıştık biz. O da orada güler yüzlü, güzel bir esnaflığıyla işte kalan börekleri de normalde bir işletmeler bu kadar eğilmezler. Babam da hani böyle biraz yoksulluk, garibanlık görmüş. Biz de çocukken öyleydik zaten işte. Bundan dolayı malının kıymetini bilirdi ve kaybetmekten korkardı. Sürekli böyle bir kazanmak isterdi. Elindekini kaybetmekten çekinirdi. Bundan dolayı da akşamları yarım tepsi bile börek kalmışsa bunları pazarlara götürür, satardı. Tezgahtan seyyar arabaya koyar, götürür pazarlarda satar, getirirdi. Ben de yine aynı şekilde sabahları seyyar satardım. Sonra gelirdim, akşama kadar babamla birlikte devam ederdim. Ufak dükkanı bir mastarlık yerdi yani içerisi. Okulun önüne götürüyordu. Çocuklar götürüyordu, ben götürüyordum. Orada yani ne bileyim öğrenciler böyle saldırıyordu bizim böreklere. Yani orada başka börekçiler vardı ama bizim börekçiler kurban olmalı yani neyse çok fazla talip vardı. O zaman da çok talip vardı yani. Mesela ben açtığım zaman o zaman da kuyruk oluyordu. Kapının altına gittiğim zaman bugüne kadar da kuyruk oluyordu yani. Yediğin zaman ağız tadı, damak tadı olmadıktan sonra güler yüzlü olsan şimdi adam gelir, evet bir salam verir ama yemez fazla. Ben bir yere gittiğim zaman, bir şey yediğim zaman hoşuma gitmedi, yemedimse inan ki yani ben de oraya gitsem biri oraya gitmiyor. Ama güzelse, pahalı da olsa, benim param cebimde olursa ben muhakkak orada yemek yerim. Yani ben kendi damak tadımı, kendi şeyimi söylüyorum yani. Her şeyin güzel yap. Ama güler yüzlü tatlıydı, müşteriyi gelip hem bunun tadını aldıktan sonra bir de sohbet ediyor mesela seninle beraber. Konuşuyorduk, oturuyorduk. Ne bileyim böyle bir yakınlık oluyordu birbirimizde. Akrabalık oluyordu yani böyle bir çok yakın şey oluyordu. Benim daha da müşterim, beni tanıyanlar geldiği zaman ben ona saygı gösterim, o da bana çok saygı gösterir. Yani hiçbir zaman birbirimizi kırmamıştık, etmemiştik. 92'den beri bu dükkanları açtığımdan beri hepsi benim başım tacım ve onlara ben çok kıymet veriyorum. Demir araba, yani seyyar, demir arabayla aslında o da benim bir şanssızlığımdı. Herkesin arabası tahtaydı, benimkisi demir denk gelmişti. Biraz daha ağır bir arabaydı açıkçası. Ama o araba benim ekmek teknemdi. Nasıl ki 90'larda minibüsçüleri düşünün, böyle arabalarını süslerler vesaire minibüslerini. Ben de demir arabamın her tarafını süslerdim. Özlü sözler yazardım, işte kıskanma ne olur, çalış senin de olur gibi. Yani çünkü o benim gözümde çok büyük bir şeydi. Onundan ekmek paramı kazanıyordum. Evime destek oluyordum. O dönem doğalgaz yoktu, kömür yakılırdı. Ben işte kış gelmeden kömür parasını kazandığımda çok mutlu olurdum. Bunu evime götürürdüm.
İşte bir kışlık kömürümüzü alırdık. Sabah erken biz satışa başladığımız zaman aslında birkaç saat önce sabit bir yerde durup sonra dolaşmaya başlıyoruz. Kahvelerin önünü, pazarları vesaire. Ama durduğumuz yerde özellikle kışın bu çok zordu. Çünkü üşüyorsun. Gelen insanların da otobüse yetişecek, işe yetişecek, gemiye yetişecek acelesi var. Ama ellerimiz üşümüş, soğumuş. Hızlı hareket ettiremiyoruz. Ben yani bunu çok yaşardım. Böreği kesmişim, kağıda koymuşum. Sarmam gerekiyor. Adam da acele ediyor ama saramıyorum çünkü parmaklarımı istediğim gibi hareket ettiremiyordum. Soğuktan böyle etkileniyorduk ve yaş da küçüktü. Seyyar satıcılık yaptığımızda tabii böyle büyük bir üretim yerimiz yoktu. Daha küçük bir alanda çalışırdık ve çalıştığımız yerin bir bölümünde de yatardık. O zamanlar ben de yeni başladığım için bunu çok bilmezdim. Isı daha çok yukarıya vuruyor. Daha kıdemli olan, eski olanlar yataklarını alt ranzaları seçiyorlar. Gece çünkü börek pişirmeye başlayınca fırın yanıyor, bütün sıcak yukarı. Ben de üst katta güzel diye çıkmıştım üst kata. Gece yatamıyorduk tabii sıcaktan çünkü fırının bütün sıcağı oraya vururdu. Çocukluk olarak açıkçası mücadele içerisinde geçti. Pişman mıyım derseniz tabii ki değilim. Çünkü bugünkü bütün şartlarımı o zamanki çalışmama borçluyum ben. Ben Suat Demir, 28 yaşındayım. 7 senedir çalışıyorum. Daha önce birkaç yerde daha ustalık yaptım. Şu anda buradayız. Şimdi her ustanın bir çıraklık dönemi vardır. Benimki Bülent abiye göre biraz daha iyi geçti. O kadar zorluk yaşamadım. Benim çıraklık zamanımda da garsonluk yaptık, çaycılık yaptık. Yeri geldi motorun üstünde sipariş götürdük. 2 sene kadar bir çıraklık yaptım ben. Farklı farklı ustalardan eğitim aldım. Farklı farklı yerlerde çalıştım. Her ustadan başka şeyler öğreniyorsun. Kimisi böreğin açılışını daha güzel gösteriyor, öğretiyor. Kimisi işte işin sırlarını daha çok anlatıyor. Kimi usta hiçbir şey öğretmiyor. Herkesten bir şey öğreniyorsun. Biz de böyle 3 ondan 5 ondan öğrendik. En son ustalığa çıktık. Bülent Bey ile tanışmamız buraya usta aranıyordu. Ben de o aralar ustalığa çıkmışım. 1-2 sene olmuş. Sonra geldim, görüştük, konuştuk. Ondan sonra bir deneme sürecimiz oldu kısa bir dönem. Ondan sonra Bülent Bey bizim işimizi beğendi. Biz de çalışma ortamını, arkadaşları beğendik. Yerimiz güzeldi. Ondan sonra geldim, başladım. Öyle devam ettik. Böreklerimizi üretim imalathanemizde yaptıktan sonra satış yerlerine getiriyoruz. Satış yerlerinde artı 4 buzdolaplarımız var. Günlük olarak burada muhafaza ederiz. Satışa göre peyderpey olarak burada pişirip müşterilerimize sunuyoruz. Böreklerin ideal ısısı 180-200 derecedir. Bu bazı fırınlara göre biraz değişiklik gösterse de esas olarak 180'in altında 200'ün de üstünde olmaz. Ortalama pişme süreleri de yine 35-40 dakika arasında değişir. Bizim börekler tamamen günlük olarak çıkarlar. Aslında tezgahta en fazla yani daha fazla durma şeyleri vardır ama biz 3-4 saatten fazla tezgahta zaten tutmuyoruz. 3-4 saat içerisinde en fazla bitmiş oluyor ve mutlaka günlük olarak geliyorlar. Esnaflığı babamdan öğrendim. Ticari girişimciliği de annemden öğrendiğimi, annemden geçtiğini düşünüyorum. Bundan dolayı biz çok küçük yaşlarda daha ilkokula giderken hafta sonları ve yaz tatillerinde çalışırdık. Bazen su satardık, bazen jeton satardık. Bazen de Üsküdar Balık Pazarı'nda kıvırcık satıyorduk biz. Kıvırcık daha çok balıkların yanında kışın tercih edilen bir üründü. Balık pazarının içerisine de bu arada seyyar arabalar sokulmuyordu. Zabıta bunları bırakmazdı. Bundan dolayı seyyar arabalar pazarın dışında dururlar. Bizler de işte onlar bizim çocuklara sattığımızın her
kıvırcık için belli bir para verirdi. Biz onları götürür pazarlarda satardık. Gerçekten zor dönemlerdi. Bu kıvırcıklar da her bir kıvırcık işte 3 tanesi bir sicim gibi ipe bağlanmış. Biz bunları böyle askı gibi parmaklarımıza asardık. Bu şekilde tutardık bunları. Alacak insanlar işte buradan askıdan alır gibi alırdı. Ama bir saat, yarım saat böyle durduğun için bir süre sonra elin donuyor burada. Artık kıvırcıklar bittikten sonra bile elimi çok kapatamazdım ben. Üşümüş olurdu. Ama o yaşlardan beri işte böyle bir ticari girişimcilik vardı. Daha sonra da işte benim çevremde, ailemde, akrabalar içerisinde börekçilik yapanlar çok vardı. Börekçilik ilk başta bana göre bu kış şartlarını düşündüğün zaman biraz daha sıcak da geliyordu, daha kolay geliyordu. Bir de en nihayetinde yemek işiydi. Hoşuma gidiyordu. Ondan sonra da börekçiliğe başladım. 13 yaşından sonra devam etti börekçi olarak. Çocuk yaşlarda çalışmaya başladığım için açıkçası biraz daha böyle 20'li 25'li yaşlarda böyle biraz daha çocukluk özlemiyle hep yaşadım. İşte dedim ki çocukluğumu yaşayamadım. Benim yaşıtlarım mahallede top oynarken ben işte börek arabasına elektrik bantlarını bantlayıp süslüyordum. Onlarla oyun oynuyordum aslına bakarsanız. Ama zaman içerisinde, zaman geçtikçe bunların gerekli olduğunu her insanın, ağaç yaşken eğilir. Zaten o yaşlarda bence mutlaka çalışmalı ve hayata atılmalı, hayatın zorluklarını görmeli, hayata mücadeleye alışmalı. Benim için kazançları bu oldu. Örneğin benim o zamanki dayanıklılığım yani mücadelem, pandemi gibi zor bir dönem geçirdik. Burada benim dayanmamı, ayakta kalmamı ve yeni şeyler üretmemi sağladı. Hayat mücadelesi kazandırıyor insana. Bence bu güzel bir şey. Çünkü daha iyi şartlarda yani konfor alanında yetişmiş çocuklar çok mücadeleci olamadığını düşünüyorum ben. Çünkü her şey hazır almışlar. Yani bir şeyin kıymetini çok fazla bilmiyorlar. Bugün burada çalışan arkadaşların hepsi bence daha sonra kazanacakları, yani ne kazanacaklarsa, nereye geleceklerse onun kıymetini daha çok bileceklerini düşünüyorum. Daha fazla çalışmak istiyor ve daha fazla üretmek istiyordum. Ve başladığım işi de halen de bu bende vardır. En iyi yapmaya çalışırdım ve en iyi olmak isterdim. Bir süre sonra ama böyle 18-20'li yaşlarda ya bir çocukluğu da hıskalamışız diye bir hüzün içimde oldu bir dönem. Yani çocukluğumuzu yaşayamadık diye. Ama sonra baktım her şey kendi şartları içerisinde sorgulanmalı ve yaşanmalı ve bitmeli. O dönem öyle gerekiyordu, öyle olmuş. Çalıştık. Bugünlere de şükür yani. Börekçilik zor bir iş. Gerçekten zor bir iş. Ben 13 yaşında başladım. 16, 15, 16 yaşında da artık usta olmuştum. Ve bizim babamla birlikte açtığımız ilk börek dükkanının da yine ustası bendim. Babam çok iyi bir esnaftı ama ben börekçilik konusunda böyle çok mütevazı olmak istemiyorum çünkü ben bunun bedelini ödemiş bir insanım. İşte 13 yaşında çocukluğunu yaşamamış, gençliğini yaşamamış, hep bu işin içerisinde olmuş biri olarak mütevazı olamıyorum. Yani iyi bir börek yapardım. Daha 15-16 yaşındayken de iyi bir börek yapardım. Babam da bunu gerçekten güler yüzüyle, güzel bir esnaflığıyla satardı. O günden bugünlere de geldi. Memnunum yani baktığınız zaman. Zor ama benim için gerekli ve güzeldi. Ben Vedat Bilici. 11 yıl önce bu mesleğe başladım. İlk geldiğim zamanlar bulaşıkhaneye girdim. Bulaşıkhaneden sonra malzemeye girdim. Malzemeden sonra ustaların eline yanına gittim. Hepsinin her yerine bakarak bu işi, bu mesleği kaptım. Bunu tabii ki 1 yıl, 1,5 yıl sürdü. 11 yıldır ustalık yapıyorum. İlk geldiğim zaman tabii yaşım da küçüktü. Bülent Bey yanına çalışırken Bülent Bey hem bize abilik yaptı hem de patronluk yaptı. Bir eksiğimiz mesela her şeyimizi hallediyor adam. Her şeyimizi soruyordu Bülent Bey çok sağ olsun. O bizim hem abimiz hem patronumuz. Hem disiplinli hem de işini severek yapıyor. Biz de aynen o şekilde o yoldan gidiyoruz. Ustamızı takip ediyoruz.
Bunu sürekli yaptığımız için el alışkanlığı. Mesela 200 gramsa biliyoruz yani artık o yapa yapa öğrenmişiz yani. O kıvamı biliyoruz yani. Aldığımız kıvam ne kadar olduğunu biliyoruz yani. Bu da göz kararı diyoruz ama tam nettir bizim göz kararı. Çocuk yaşlarda başladığım için benim yaptığım dönemlerde işte biraz böyle sinema merakı vardı. Biz de gece çalışıyorduk, gündüz boştuk. Ben gündüz sinemaya giderdim. Film izlediğim için de uykusuz kalırdım. Akşamları da tezgahta böyle mermerin üstünde falan uyuduğum olurdu. Orada işte yağlı ellerle ustamdan bir iki tokat yedim. Ama benim ustam çok değerli bir ustaydı. Şimdi anlıyorum ki beni uyarmak için, beni yetiştirmek için bunları yapmış. Onlar da yaşandı. Onun dışında yine kendi işlerimizi kurduğumuz zaman sadece ben ve babam olduğumuz için yani yanımızda herhangi bir çalışan, bize destek olan biri yoktu. Bütün işi biz yapmak zorundaydık. O dönemde aslında ben bu sefer sinemaya bir yere gittiğimden değil de yoğun çalıştığım için çok uykusuz kalırdım. Ve ben çok börek yakıyordum. Hatırlıyor musun o dönem baba? O ilk zamanlar maalesef... Makine yoktu. Yoktu. Elden. Elden yapıyordu. Şimdi hamur makinesi var, aşması var. Evet. Yani şimdi rahat. Ama o zaman hep güçle. Güç. Bir de o zamanki fırınlar şimdiki gibi daha teknolojik fırınlar değildi. Evet. Mesela termostat yok. Fırını şu anda 180'e ayarlıyorsun. 180 olunca kendini kapatıyor. Orada öyle bir şey yok. Sen kontrol etmesen 500'e kadar da çıkabiliyor. Dolayısıyla ben de çok uykusuz olduğum için böreği yakıyordum. Babam da bana kızardı. İyi hatırlıyorum bir keresinde ayakta durdum. Dedim ki ya bu sefer yakmayacağım çünkü adam haklı. O kadar emek vermişiz, böreği pişirmişiz. İnsanlar börek bekliyor. Ben atmışım böreği, yakmışım yine. Çünkü uyuyorum yani, dayanma gücüm yok. Bu sefer dedim ayakta duracağım yani uyumamak için. Fırına böreği attım, ayakta durdum, ayakta uyumuşum bu sefer. Börek yine yanmış yani. Çocukluk, gençlik olduğu için işte işin bittikten sonra uyumak yerine biraz dolaşıyorsun, başka işlere bakıyorsun, uykusuzluk kalıyordum. Gece börek yapıyorum. İşte biz kıymalı, peynirli, patatesli kol börekleri yapıyoruz. Kıymalı böreği almışım, kol böreğin yarısına kadar gelmişim, uyumuşum orada. Sanki iş bitmiş gibi tekrar gittim bu sefer, peynirli almışım, doldurdum onu. Fark etmedim ama ben bunu sardım, kol şeklinde yaptım, tezgaha koyduk. Sonra babamlar onu satarken böreği kesiyorlar. Allah'ım yarıya kadar kıymalı, yarıdan sonra peynirli börek. Yani resmen uyuyarak yapmışım ben o şekilde böreği. Ustam, teyzem oğlu, işini çok iyi yapan bir adamdı. Patron da ona çok güvenirdi. Gerçekten güvenilir bir insandı. Farkı neydi diğer insanlardan? İşinin hakkını vermeye çalışıyordu. İşin hakkını vermek önemlidir. Ondan birlikte biz gece börek yapardık. Sabahları da seyyar arabayla satmaya çıktığımızda, mesela onun sattığı yerde 4-5 tane daha börekçi gelirdi. Ama o böreğini bitirene kadar kimse sifte edemezdi. Herkes gelirdi, ondan böreğini alırdı. Ondan sonra o bitirip gittikten sonra diğer adamlar satmaya başlardı. Ya böyle mesleğini güzel yapan bir insandı. Damak tadı da önemli çünkü insanlar kıyafete benzemiyor. 3-5 ay sonra sana not vermiyor. Isırdığı anda senin notunu veriyor zaten. Yani kaçıramazsın. Jenerasyon farkları oluyor. Evet yani şimdi çocuklar, gençler biraz daha kolay para kazanmanın peşindeler. Biz okula giderken de bize hep bir altın bileziktir, işte koluna tak, yapmasan da bil bunu derlerdi. İşte bize anlatılırdı, padişahların bile, kralların bile bir mutlaka mobilyacılık, oymacılık vesaire meslekleri vardır. İnsan el becerisi olmalı. Bu yüzden meslek bizim için kutsaldı. Biz öyle davranıyorduk. İşte ben 13 yaşında çıraklık yaptım. 15 yaşında börek ustası oldum. Şu anda 13 yaşındaki bir çocuğu börekçiye gönderip börek aldırtamıyorsun. Yani çok daha sanal yaşıyorlar. O yüzden mesleğimiz adına bunlar biraz zor işler. Böyle daha
yetiştirilecek adam bulmakta biraz daha zorlanıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.